Biz avukat görüşü için yaptığımız başvuruların tamamında cevap alamadık. Yani uzun süredir hiçbir başvurumuza cevap alamıyoruz. Ya en son yani 12 Ekim 2021 tarihinde alınan 6 aylık avukat yasağı kararının süresini dikkate alarak mahkemeye başvuruda bulunduk. Dedik süre bittikten sonra da bizler başvuru yaptık. Hem Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı hem de İmralı Cezaevi İdaresi'ne görüş başvuruları yapmamıza rağmen herhangi bir cevap alamadık. Dolayısıyla başvurularımız reddedildi. Bunun kanuna aykırı olması, hukuk dışı olmasından dolayı da mahkemenin müdahale etmesini istedik. Dolayısıyla bir avukat görüş hakkının tesis edilmesi için, gerçekleştirilmesi için bir karar verilmesini talep ettik. Biz bu şekilde bir başvuru sürecini işletirken başvurumuzu değerlendiren mahkemenin birkaç hafta öncesinde yeni bir karar aldığını, yani önceki mahkeme kararının başlangıç ve bitiş sürelerine dikkate alınmadan bir yasa kararının daha verildiğini, dolayısıyla araya hiçbir boşluk girmeden, hiçbir fırsat tanınmadan birbirinin devamı şeklinde, birbirinin devamı halkalar, zincirler şeklinde bir yasa kararı verildiğini görüyoruz. Hukuken elbette bu mümkün değil. Maddi gerçeklik açısından da, kanunun aradığı şartlar açısından da böyle bir koşul söz konusu değil, böyle bir herhangi bir şart yerine gelmemiş. Ancak mahkeme zaten anlaşılan kanunun herhangi bir şartın yerine gelmesini beklemeden veya herhangi bir delil, herhangi bir koşul bir araya gelmeden yeni bir yasa kararı verebiliyor. O anlamıyla 12 Ekim 2021 tarihindeki yasa kararı o dönem öğrenmiştik. 22 Ekim'de kesinleşmişti. Yani bir karar kesinleşmeden o zaman devreye konulmaması gerekiyor. Eğer kararın kesinleştiği tarihten itibaren hesapladığımız vakit zaten 22 Nisan'a denk geliyor. Dolayısıyla 22 Nisan'daki karar bitmeden, 13 Nisan'da bir kararın alınmaya çalışılması ve bir kararın alınması, bir yeni bir yasağın alınmasını yani ne hukukta ne de ceza infaz yasasında bir karşılığı yok. Herhangi bir kanun maddesi veya hukukun herhangi bir yerinde böyle bir düzenleme söz konusu değil. Ama mahkeme bu kararı verebiliyor. Yani hukuk dışı da olsa, kanun dışı da olsa İmralı özelinde bu kararı verebildiğini görüyoruz. Ya aslında bu yasa kararın kendisi de, bir önceki de, ondan önceki de kanun aradığı şartları taşımıyor. Avukat görüşünü düzenleyen, avukat görüşünün gerçekleştirilmesini düzenleyen, hangi şartlarda gerçekleştirilmesini içeren hangi kanun maddesi belli. Yani ceza infaz yasası 5275 sayılı yasanın 59. maddesi. 59. maddesine göre bir hükümlü, bir mahpus avukatıyla mesai saatleri içerisinde istediği zaman görüşebilir. Bunun için herhangi bir yerden izin almak zorunda değil. Herhangi bir gün veya saatle sınırlı değil. Dilediği zaman bir hapishaneye başvuru yaparak, giderek daha doğrusu, müvekkille görüşme gerçekleştirilebilir. Haftanın 5 günü boyunca böyle bir hakkı var. Kanun maddesi bunu düzenliyor. Ama zaten İmralı'daki uygulamanın kendisi, sistemin kendisi bu hakka aykırı düzenlenmiş. Hem pratikte hem de uygulamada ve idari kararlar ve mahkeme kararları nezdinde görüyoruz ki zaten bu normal şartlar en başta anormalleştirilmiş, olağanüstü bir sistem kurulmuş İmralı'da. İmralı'nın bu özel sistemi içerisinde doğal olan normal avukat görüşünün sağlanması yerine tamamen bir yasaklama, tamamen engelleme, bir kısıtlama anlayışı bu sistemin içerisindeki bütün mercilerde olduğu anlaşılıyor. Cezaevi İdaresi'nden tutalım, Cumhuriyet Başsavcılığından tutalım ve yargının diğer makamlarına, mahkemelere kadar böyle bir anlayışın olduğu ortada. Bu sisteme rağmen
bir avukat görüşünün ne şekilde kısıtlanabileceği veya yasaklanabileceği kanunda ayrıntılı bir şekilde yazmış, düzenlenmiş. Onun dışına çıkmak, kanun dışına çıkmak demek. Orada aranan şartların yerine gelmeden bir karar vermek demek de hukuk dışı bir karar vermek anlamına gelir. Yani kanun maddesi açık. Bir avukat görüşü olmadan, bir avukat görüşü gerçekleştirilmeden zaten bir yasaklama verilemez. Yasaklama için bir avukat görüşünün gerçekleşmesi lazım. Kanunun aradığı suç hallerinin belirlendirilmesi, bilgi belgeye dayalı bir şekilde ortaya konulması lazım. Daha sonra bunlar geliştikten sonra dahi bir yasaklamadan önce başka yaptırımlar söz konusu. Gün ile sınırlama durumunu düzenliyor, saat ile sınırlama durumunu düzenliyor. Ama bakınız bunların hiçbirine gerek kalmadan zaten İmralı'daki sistem yıllarca haftada bir gün bir saatle sınırlandırılmıştı. Daha sonra bir gün ve bir saatte sınırlandırılan görüşlerin de ne sıklıkta, nasıl bir sistematik içerisinde engellendiğini, sürekli olarak engellendiğini de biliyoruz geçmişten bu yana. Söz konusu iddia edilen, hukuk dışı gelişmeleri içeren bir görüş olmalı ve yani görüşmeler kesilmeli. Tüm bunlar da tüm bu süreçler, hukuk dışı geliştiği iddia edilen süreçlerinle tutanaklarla kanıtlanıp ortaya konulması lazım. Ve mutlak bir şekilde bunlar gelişse bile avukat yasağının kesin verileceği anlamına gelmez. Verilebilir diye bir düzenleme söz konusu. Ama ne süre bakımından, ne kanun aradığı maddi şartlar açısından hiçbir koşul yerine gelmeden otomatik bir şekilde, yani herhangi bir kaygı gütmeden, bu şartları var olup olmadığını incelemeden direkt bir yasaklama söz konusu. Zaten yani bizler her hafta avukat görüşü başvurusu yaptığımız bir hafta, yani 13 Nisan haftasında savcılığın mahkemeden böyle bir talepte bulunduğunu görüyoruz. Savcılık bizim talebimize hiçbir şekilde dönmeyip mahkemede bir yasaklama, diğeri daha bitmeden dahi bir yasaklama kararı almaya çalıştığı ortada. Yani aslında kanunun, tekrar edecek olursak, aradığı hiçbir koşul, hiçbir şart yerine gelmeden, hiçbir delil, hiçbir dayanak, somut hiçbir gelişme olmadan bir yasaklama anlayışı var ve bu yasakta bu yönüyle kanun ve hukuk dışı bir karar olduğunu belirtebiliriz. Daha önce de aslında İmralı'da çok eskiden de çok yoğun hücre cezaları verildiği dönemler olmuştu 2010 yılından önce. Uzun yıllar boyunca hep fiiliyatta, pratikte, yani uygulamada avukat aile görüşleri engellendi sürekli yıllarca. Ancak 2016'dan sonra, özellikle OHAL ilan edilmesinden sonra Türkiye hukuku olağanüstü hal hukukuna dönüştürüldü. Kanun hükmünde kararnameler kanunlaştırıldı. Aslında iddia edilen o halle süre ve konuyla sınırlı olmak zorunda olan ve o halin kalkması ile tamamen ortadan kaldırılması gereken kanun hükmünde kararnameler daimi hale getirildi, kalıcı hale getirildi. Kanun maddelerinin içerisine konularak Türkiye siyasal, hukuksal bütün hayatı içerisinde kalıcı hale geldi. Yani 2016'dan itibaren mahkeme eliyle, disiplin kurulu ve eğitim kurulu kararlarıyla sürekli hakları yasaklayan, engelleyen bir uygulamayla karşılaştık. Aslında 5-6 yıldır yoğun bir şekilde bunları yaşıyoruz. En son 2018 Eylül'den itibaren aslında disiplin kurulu yasakları işletildi. Bu süre içerisinde, bu 4 yıl içerisinde yasak süresini aşan 3 aylık aile yasağı 6 ay, 5 ay uygulandığını gördük. Veya yasak bitmeden yeni bir yasağın verildiğini de gördük. Bugün avukat açısından da bunun geliştiğini görüyoruz. Yani
herhangi bir ara verilmeden, herhangi bir avukat görüşü gerçekleşmeden yeni bir kararın herhangi bir temeli yok, yasal bir temeli yok. O yüzden birbirini tekrar eden yasaklar karşımıza çıkmaya devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi bir yılı aşkın bir süredir müvekkilimizden hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Hem Sayın Öcalan'dan hem orada bulunan diğer müvekkillerimizden. Ne aile görüşleri ne izin veriliyor, ne avukat görüşlerine izin veriliyor. Bunlarla yetinilmediği gibi bir yargı da İmralı tecrit sisteminin bir parçası haline getirilerek yani aile görüş yasakları ve avukat görüş yasaklarıyla sanki bu süreç yani hukukiymiş gibi veya hukuk eliyle yapıldığı için bir sorun yokmuş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Ancak bu mümkün değil. Çünkü sırf mahkemelerin bu kararı veriyor olması bu kararları meşru hale getirmez. Hem hukuk açısından hem de bizim nazarımızda bu kararlar gayrimeşrudur. Meşru kararlar değildir. Çünkü yani yargının içerisine girdiği bu pratiği bir dikkatle incelemek lazım. Dikkatli bakmak lazım. Bu yani yargının verdiği kararlar bir yargıya müdahaleyi aşan bir durum. Yani yargıya siyasetin yargıya müdahalesiyle ortaya çıkan kararlar, tekil kararlar değil. İmralı tecrit sisteminin bir parçası zaten yargıdır. Yargının eliyle, mahkemelerin eliyle Sayın Öcalan'a özgü geliştirilen bu ada tecrit ve işkence biçimlerinin uygulandığı sistem önemli bir parçasını da yargı oluşturuyor. Şimdi normal olan hakların yerine getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin sağlanmasıdır. Normal olan aile görüşlerinin, avukat görüşlerinin yerine getirilmesidir. Bir mahkeme kanun ve hukuk dışına çıkarsa yetkiyi de aşmış olur. Yetkileri sınırlıdır mahkemelerin. Neye bakacakları sınırlıdır. Referansı kanundur, anayasadır ve hukuktur. Yani demokratik değerlerdir. Ama kanunu aşan, kanundaki yetkilerini, sorumluluklarını aşan bir pozisyonda olduklarını görebiliyoruz. Yani 17 Nisan 2019 tarihinde açlık grevlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı bir süreçte Ağır Ceza Mahkemesi dosya içerisinde, avukat yasağı dosyasının içerisinde iddia edilen delil ve belgelerin, dayanak belgelerinin olmadığı gerekçesiyle o dönem avukat yasağını itiraz üzerine kaldırmıştı. Şimdi o dönemde bakanlığın yaptığı açıklamalar vardı, avukat görüşünün önünde herhangi bir engel olmadığı ve yani Ağır Ceza'nın verdiği o kararda dosya içerisinde herhangi bir delilin olmadığını gerekçe yaparak haklı bir karara imza atmıştı ve avukat yasağını kaldırmıştı. Ama aynı mahkemeler sonraki süreçte ve bu süreçlerde kararın tarafımıza tebliğ edilmesine bile karar vermiyor veya engelliyor. Tebliğ edilmemesine yönünde karar veriyor. Dolayısıyla dosya gizleniyor. Dosyanın içerisinde ne var? Kim denetleyecek bunu? Avukatlar olarak bizim inceleme ve denetleme yetkimiz var. Müvekkillerimizin hakları kısıtlanırken hukuka uygun davranıp davranmadığını kontrol etme hakkımız var ve yetkimiz var. Ne biz denetleyebiliyoruz, ne biz görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz, ne de bir itiraz merci mahkeme bunu şeffaf, aleni bir şekilde, meşru bir şekilde ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla biz delillerin zaten olmadığını biliyoruz ama bunu toplum nezdinde meşru hale getirecek olan şeffaflık, aleniyet ve hukuka uygun koşulları taşıyan delillerin olmasıdır. Ancak usul yönüyle, süre yönüyle, kanun aradığı maddi şartlar yönüyle hiçbir kural ve kaideye dikkate almayan bir yargı pratiği var. Tekrar söylüyorum, bu bir müdahaleyi aşan, bu sistemi bizzat uygulayan yargı mercileri söz konusu. Temel amaç avukat yasağını nasıl getirebilirim? Avukat görüşünü nasıl engelleyebilirim? Aile görüşünü nasıl engelleyebilirimdir? Dolayısıyla referansı kanun, hukuk ve demokratik değerler, yani toplum karşıtı bir siyaset olan, bir siyasetin ürünü olan bir karara meşru bir karar denilemez.
Bu süreç de bir baskı sürecinin, bir otoriter sürecin ürünü bu kararlar. Yani Türkiye'de olup bitenlerin, Türkiye'nin etkisiyle Orta Doğu'da olup bitenlerin okunabilmesinin önemli bir noktasıdır İmralı. Bir odak noktasıdır. Yani hem Türkiye'deki siyasetin gelişimini, seyrini belirleyen, iyi ve kötü yönde belirleyen bir odak mekanıdır. İmralı'da olup bitenlerin hiç kimseyi etkilemeyeceği, hiç kimseye dokunmayacağı gerçeği dağıldı. Artık İmralı'da olup bitenler Türkiye'nin hapishanelerini de aşan, Türkiye'nin devletin ve hükümetinin siyasal çizgisini belirleyen bir duruma gelmiş durumda. Müvekkilimiz de benzer şeyi söylüyordu. Yani İmralı'da olup bitenlere bakarak aslında Türkiye'deki toplumsal yaşamın ne getireceğini görebiliriz. Daha önce bu yönde bir görüşünü belirtmişti. Bu anlamıyla aslında üzerine odaklanılması gereken, düşünülmesi gereken mekan İmralı'dır ve Sayın Öcalan'ın maruz kaldığı bu yönelimdir. Bu baskı ve sindirme veya irade kırma uygulamalarıdır. Buna bakmak lazım. O yönüyle İmralı'da bugünkü gelinen nokta neredeyiz? Hangi koşullardayız? Müvekkillerimizden haber alamadığımız bir noktadayız. Yani bir hakkın engellenmesini aşan veya kesintisiz bir şekilde yasak kararlarının verildiği bir sistem bütünlüklü olarak baktığımızda müvekkilimiz dahil diğer 3 müvekkilimiz 4 insandan haber alınamıyor. Dünyadan bütün bağları koparılmış, tutulma koşulları, cezaevi koşulları, yaşam koşulları ne olup olmadığını hiçbir bilgimiz yok. Ve bunu aksini ortaya koyacak hiçbir mekanizma da yok. Yani bunu denetleyecek, buna son verecek yegane erk, yani yargı erkidir oysa ki. Yani hukuktur. Zira devleti bütün makamları veya bütün kişiler anayasaya, hukuka uygun davranmak zorundadır. Ama demin de belirttiğimiz gibi zaten hukukun kriz yaşadığı bu dönemde bir kenara bırakılmış, daha çok devletin, siyasetinin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla İmralı tecrit ve işkence sisteminin vahameti de en üst düzeye gelmiş durumda. Bu kadar kritik bir aşamaya gelmiş müvekkillerimizin hiçbir durumunu bilmediğimiz bu koşullarda Türkiye'nin siyasetinin de neye evrildiği görülebiliyor. Bugün daha iyi görülebiliyor. Aslında bu önceden de öngörülebilir, anlaşılması gereken bir şeydi. Bunun önüne geçilecek şey de dolayısıyla böyle yaklaştığımızda İmralı'ya ulaşmaya çalışmamız lazım. Yani Sayın Öcalan'ın sesini duymamız lazım. Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için demokratik bütün kamuoyunun, bütün toplumun Sayın Öcalan etrafında kenetlenip bu haber alamama haline son vermesi ve Sayın Öcalan'ın içerisine alınan İmralı tecrit sisteminin, İmralı hapishanesinin kapatılması ve özgürlüğünün sağlanmasını hedeflemesi gerekiyor ki Türkiye'deki toplumsal, ekonomik, sosyal, hukuksal yaşamın da bu kadar geriye gitmişken yeniden düzelmesi, değişmesi ve herkesin kabul edebileceği huzurlu bir özgür ortamın oluşmasını amaçlaması lazım, hedeflemesi lazım. Yani İmralı'dan kopuk, İmralı'yı görmeden, İmralı'daki uygulamalardan bir haber yürütülecek herhangi bir mücadele tekil düzeyde kalır ve etkisi de zayıf kalır. Bu yönüyle elbette bu koşulların yani özellikle Kürt sorunun çözümsüzlüğüyle bağlı olduğunu da biliyoruz. Kürt sorunun çözümünün Türkiye'nin geleceğini bu gidişattan kurtaracağını, Orta Doğu'daki bu savaş halinin de son bulacağını belirtebiliriz. Bunun da en önemli odak noktalarından biri, başlangıç noktalarından biri İmralı hapishanesidir. Devletin
bu kapatma sistemine karşı bütün toplumun, bütün demokratik kamuoyunun ses çıkarması, karşı çıkması, itiraz etmesi gerekiyor. Yoksa bir hukuk düzeninin olmadığı, ortada bir mahkemelerin etkin olduğu, hakları tesis ettiği bir düzenden söz etmiyoruz. Tamamen işlevsizleştiği, toplum karşıtı bir siyaset var. Yani hükümetin ve devletin toplum karşıtı siyasetinin parçası haline gelen bir hukuk düzeni söz konusu. Bugün Türkiye koşullarında her şey gizleniyor. Yani bütün her şey gizleniyor. Bütün hukuksuzluklar, bütün yolsuzluklar, çatışma hallerinin bütün sonuçlarından tutalım. Yaşamın bütün alanlarında hukuk dışı, ahlaki dışı, insani, gayri insani bütün gelişmeler gizleniyor. Bu yönüyle İmralı'da da yaşananlar gizlenmeye çalışılıyor. Bir mahkeme kararının tebliğ edilmemesi, nedeninin ortaya konulmaması ve oradaki yaşanan bütün gelişmelerin kapatılması da birbiriyle bağlantılı, birbirlerinin nedeni ve sonuçları olduğunu görmemiz gerekiyor. Aslında hem Avrupa hukukunun hem Türkiye hukukunun toplumun yaşamına cevap olamadığı gerçeği var. Bugün İmralı'daki mahkeme eliyle ortaya konulan kararların ne kadar kanun ve hukuk dışı olduğunu izah etmeye çalıştık. Yani temel hak ve özgürlüklerin yaşamın her alanında ortaya kaldıran bir Türkiye gerçeği var. İmralı'daki bu derin hukuksuzluk hali aslında SİPİT'in de önünde bizler düzenli olarak bu hukukları bir eksiksiz bir şekilde SİPİT'e aktarıyoruz. Raporlarımızla başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Yani haberdar olduğu bir gerçek var. Dolayısıyla buna müdahale etmesi gerekiyor. SİPİT'in ya müvekkillerimizin haklarının uygulanması için ya da oradaki yaşanan hukuksuzluğun gözlenmesi ve tespit edilmesi açısından ve de özellikle müvekkillerimizin durumunun öğrenilmesi açısından da bir an önce oraya ziyaret gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani hakikat neden gizlenir? Güdülen siyasetin dışına çıkmamak için veya toplumdan tepki almamak için, toplumun kendilerinin yürüttüğü politikaya karşı sessiz kalmaları açısından hakikat gizlenir. İmralı'daki koşulların gizlenmesinin bir nedeni de bu. Aslında Sayın Öcalan'ın çıkıp konuşması, bizlerle, aile bireyleriyle görüşmesi, topluma dair, yaşama dair, gelişmelere dair kendi fikir ve düşüncelerini paylaşması halinde toplum karşıtı siyasetin de sönümleneceği gerçeği var. Bu yönüyle ne hükümet ne de devlet toplumu düşündüğü yok yani. Toplumsal geleceği de düşündüğü yok. Bu devletin demokratik geleceğine dair bir fikir ve düşünceleri de söz konusu değil. Ancak Sayın Öcalan'ın durduğu yer özgürlüklerin alanıdır. Temel hak ve özgürlüklerin ekolojik ve eşit bir yaşamın inşa edilmesi için mücadelesini yürütüyor. Bugün bu kadar üzerinin kapatılmasının, dört taraftan baskı altına alınmasının nedeni de bu. Yani bu özgürlük ve hakikat çizgisinden vazgeçmediği için, bu iradeden vazgeçmediği için ve bütün ömrünü toplumun demokratik bir geleceği için ortaya koyduğundan kaynaklı, yani toplumla buluşması veya konuşmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Toplumun hakikatini öğrenme hakkı var. Yani mahkemelerin, yani sırf bu yüzden bile bakıldığı zaman hakikati topluma ulaştırma yükümlülükleri var, sorumlulukları var. Sayın Öcalan bu toplumun en önemli hakikati, en önemli değeridir. Türkiye halklarının en önemli değeridir. Türkiye'nin demokratik geleceği, Kürtlerin hukuki ve demokratik bir yaşamı açısından en önemli misyona sahiptir. Böylesine tarihsel ve toplumsal gerçekliğe sahip müvekkilimizin kapatılması veya onunla ilgili gelişmelerin gizlenmesi toplum karşıtı bir siyasetin ürünüdür. Yani
topluma gerçeği görmesini engelleme siyaseti yürütülüyor. Yani toplum kandırılıyor bir nevi. Bütün yolsuzluklar, hukuksuzluklar, yoksulluğu, ekonomik krizi, yani ülkede yaşanan sosyal, siyasal, hukuksal krizi örtbas etmek için İmralı'daki gelişmeler de örtbas edilmeye çalışılıyor. Ancak orada bir hakikat var. Toplum bu hakikati gördüğünü düşünüyoruz. Sadece 2009'da nasıl Sayın Öcalan'ı toplum odak merkezi haline getirdiyse ve öyle bir mücadeleyle birçok gelişmeye yol açtıysa, bugün de mücadelenin direnişten geçtiği, hiçbir hukuki güvenliğin ve güvenilirliğin kalmadığı bu koşullarda tek yolun demokratik direnişten geçtiğini bilmemiz lazım. Tecritin gelişmesi zaten tecriti aşan bir haber alamama halini, Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki çatışma halinin ne kadar şiddetlendiğini gösteriyor. Birbirini neden ve sonuçları olduğunu söyleyebiliriz. Birbiriyle bağlantılı, ilişkili meseleler. Tabii devletin Kürt sorununa yaklaşımı ile ilgili bir şey. Kürt sorunun çözümsüzlüğünü sürdüren devlet, Sayın Öcalan'la görüşmeleri de sonlandıran devlet. Sayın Öcalan'ın misyonunun rolünü oynamasının önüne geçilerek aslında daha içinden çıkılmaz bir çözümsüz ortam yaratılıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda yasak, baskı ve şiddet ortamının gelişmesi birbirle eş güdümlü, paralel şeyler. Bu yönüyle Sayın Öcalan'ın üzerindeki bu haber alamamaya son verilmesi, tecritin kalkması ve İmralı'nın kapatılması Türkiye'deki, Orta Doğu'daki şiddet sarmalına da son verecektir. Çünkü Kürt sorununun çözümsüzlüğünün hukuk çerçevesinde demokratik bir siyasi çözüme kavuşması bu savaşların veya çatışma hallerinin de nedenlerini de ortadan kaldıracaktır. Bunun nedeni Kürt sorununun çözülmemesidir. Dolayısıyla buna son verecek olan da tecritin kalkması, İmralı'nın kapatılması, Sayın Öcalan'la demokratik bir çözüm için görüşülmeye başlanmasıdır. Yani bu ne bu çatışma hali ne de bu savaş hali hiç kimseye kazandırmıyor. Tersine bütün topluma, bütün Türkiye'ye ekonomik bir geri dönüşü oluyor. Bir ekonomik, derin bir içinden çıkılmaz bir kriz hali yaratıyor. Buna son vermeyi de sağlayacaktır elbette diyebiliriz. Yaklaşık 3 yıldır avukat görüşü gerçekleşmiyor. 2 yılı aşkın bir süredir aile yüze görüşme gerçekleştiremiyor. 25 Mart 2011 2021 tarihinde kısa bir telefon görüşmesinden bu yana, yani Sayın Öcalan'ın sesinin birkaç dakikalık duyulmasından bu yana müvekkillerimizden hiçbir haber alamadık. Türkiye'de ve uluslararası birçok mekanizmayı, başvuru yolunu kullanmamıza rağmen, başvuru yapmamıza rağmen olumlu hiçbir gelişme sağlayamadık. Hem Türkiye'nin, Orta Doğu'nun mevcut durumu ve de müvekkillerimizin bu tutulma koşullarından kaynaklı bizim endişe halimiz had safhada. Bir an önce bizim avukat ve aile görüşünün sağlanmasının yolunu açılması gerekiyor. Yani tekil bir hukuki mücadeleye de bunu aşılamaz. Çünkü mahkemelerin durumunu ortaya koyduk. Ne kadar etkisiz ve işlevsiz olduğu ortada. Buna son verecek de demokratik kamuoyunun duyarlılığı ve mücadelesidir.